Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hanedanı ulug hanedan. Her bir Müslüman ailesi için en âli misal buladı. Müslümanın uyu. Onda adab var, terbiye var, ibadet var, hayriyet var. Müslüman uyu. Müslüman bomagenlerini uyu bilen, Müslümanın uyunun ortasında juda katta fark var. Ve mana şu Müslümanların hanedanlarının en afzal ve âlisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in hanedanı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hadice anamızga uylandı ve Hadice anamız radıyallahu anh'ın uyuda birge yaşadı. Eğer ayol salıha bosa, uy ayolniki bosa, bir minnet bile yaşayacak takilip kılınsa, Müslüman adam bunasından rahat kılması diye gerek. Ha elbette oğul balanın özünü uyu bogeni yaşa. Çünkü intilamız. Ama yok bosa, bugünge kadar yaşayıp duruşuydan mankal adıyan şınarsa yok. Madami ki tanem alamat bu midiyon bosa. Resulullah Hadice anamızı uyuda yaşadı. Şunu bosa, ilk kez ham saadetli turmuş geçiriş aradı. Hadice anamız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e turmuş geçirişliği bilen. Ülken şeref gege buldu. Mumunlarının anası degen şeref gege buldu. Ve Peygamberimizin birinci ayalı degen Ummahatul Mu'minillerinin birincisi bugün şeref yetişti. Allah da olay dedi. Ennebiyyü evlâ bil mu'minine min anfusihim ve azvâcuhum ummahatuhum. Peygamber mu'minlerge özlerinden hem hak darrağdır. Onun ayolları ise onların onalarıdır. Allah da olay dedi. Peygamberin ayolları Müslümanlar için ona buladı. Çünkü Hadice anamız, Ayşe anamız, Cüvayriye anamız da özümüzü anamızı etkendik aytamız. Peygamberimizin ayarları bu geldiği için. Hadice anamız için bu mertebe en ulu mertebe. Ayarlarga, Müslüme ayarlarga verilirken en ulu mertebe bu oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hadice anamız bilen turmuş geçirdi. Bu üyem başka üyeler gibi adlı üyüydü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tuğyonga ketkizuvchi boylikni eng katta musibat deb hisoblardi. Tuğyonga ketkizuvchi boylikni Rasululloh eng katta musibat deb hisoblardi. Boylik yomon emas birodarlar. Musulmon odam boy bo'lishlikni Allohdan so'rashligi kerak. Kambag'al faqir bo'lishlikdan panoh tilash kerak, ammo bu boylik uni qo'lida bo'lishligi kerak. Allohdan shunday so'rash kerakki, qo'limga bergan, qalbimga joylab qo'ymagan. Chunki agar insonning qalbiga kirib qoladigan bo'lsa dunyo, Allohni esdan chiqarib qo'yadigan bo'lsa bu boylik, bu dunyo insonni tug'yonga ketkizadi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu kunlarda birida Rasulullohning huzuriga kirganida Rasululloh uxlab turgandilar. Shu to'shagiga solingan mayda toshlar ichida betlariga, biqinlariga shunday botib izlari chiqib qolgan edi. Rahmatan lil alaminni yotgan to'shagining o'rtasi mana shunday bo'lgan. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Rasulullohning bu holatini ko'rib yig'ladi. Shunda Rasululloh: "Ey Umar, nima yig'layapsiz?" dedi. Umar ibn Xattob aytdi: "Forsning podshohi Kisro ipeyni ustida uxlayotganda Allohning rasuli toshlarni ustida uxlaydimi?" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Ya Umar, innaha nubuwwa va laysatil mulkan va ana lastu malikan hadihi nubuwwa." Ey Umar dedi. "Bu nubuwwat, bu mulk emas. Men podshoh emasman. Bu nubuwwat" dedi. Demek podshohlar mana shunday bir holatda yotgan bo'lsa, payg'ambarimiz rahmatan lil alamin bo'lsa ham mana shunday holatda o'ziga ixtiyor qilaverdi. Musnad Abu Hanifadan İbrahim Nahai'den: "Ya Muhammed, atuhibbu an takuna nabiyyan malikan au nabiyyan abdan?" Allah Teala soradı peygamberimizden: "Ey Muhammed, padişah peygamber bo'lishni xohlaysizmi yoki abd, kul, oddiy peygamber bo'lishni xohlaysizmi?" Rasulullohda birodarlar ixtiyor bor edi. Xohlasa padişah peygamber bo'lardi. Davud yoki Süleyman alayhissalomlarga o'xshab. Rasululloh aytdilar: "Bal nabiyyan abdan. Acu'u yevman fa asbiru ve aşba'u yevman fa aşkuru." Belki kul, adli peygamber buluştu haliyemen. Bir gün aç kalemen, sabır kalemen, bir gün toyemen, şükür keltiremen dedi. Eğer biz ki bunu ihtiyar belirse ne bana tollardik? Biz soramayı etemiz, bana tollayı size dedi.
Rasulullah'a ihtiyar berilip durup, Rasulullah fakrana hayatta ihtiyar kıldı. فَاِنَّمَا قَلَّ وَكَفَّ خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَعَسَى Ömer'in Hattab sözü. Köp bulup çalgıtıp koyadı gönden köre, az bulup kifaya kıladı gönder sebze. Köp bulup malı dünya. Allah'dan çalgıtıp koyadı gönden köre, bunu kapalı değil, baliden köre. Azra olsun balik, lekin ne kısın? Kifaya kısın. Balik pulu köplü gidemez. Balik kanaatte ve Allah bergen künge razı buluş neydi? Razı bulun, boysuz. Razı bulun, boysuz. Fakirana hayat geçirişlik, kembağal buluşlik, kişini Allah'a yakın kıladı. Dünyanı köp buluşluğu, onu mana şu nesadan, ibadetten uzak buluşluğu sebep buladı. Mesela boy buluşluğu, küçlü buluşluğu kaytarılmayan İslam'da. Ama bu iki tane arsa, ağır imtihan, ağır sınav. Kemden kem adam bu iki tanesi yetken de ayağı sıyğalanmıyla. Boy boyken de, mansap yegen de, küçük kuvvet kolu yegen de, kemden kem adam sabit duradı ibadeti de. Yüz de fakir arasından 80 de ibadetliğine topuşu mümkün. Yüz de fakir de arasından 80 de ibadetliği topuşu mümkün. Ama yüz de boy arasından 10 de hakiki ibadetliğine topuşu kıyın. 100 ta fakirdan 80 ta ibodatlarni topish mumkin, oson. Chunki ehtiyoji borda bularda Allohga. Endi 100 ta boyning ichidan 10 ta haqiqiy ibodat qiladigan topishlik Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning uyi. Nima bilamiz u haqida? Hamma qatori uy bo'lgan, to'g'rimi? Yo'q. Bizning uyimizda ham bo'lgan emas payg'ambarimiz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üyeleri şimdi bir kiçkine tar boyan ki üyede peygamberimiz ayar yotken bosa namaz okuşluğunu ilacı olmayan. Eğer Rasulullah namaz okuşluğu kereye bosa secde kılıkken de ayarlı yotken cahiden sürülüp duruşluğu kereye boyan. Neçigi neçi de yani bu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yotken yaşıken üyünü kolunumun de kısa boş şüphege kolu tekken. Atilla ki kaysi içimizdeki fakirde üyü üçün anda kaldı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ana şunu bir fakir ana hayat geçirgen. Seyyid-i alaminin yüzünde buluşunu kereyim mi? Hayır. Saval verin de özizge. Allah Teala peygamberimiz ki dünyanı birmedi. Şu bilen harkıldı mı? Hazır ki düşünce bilen etkiler ki hazır ki düşünceler bilen. Pulu yok mu? Demek Allah harkıldı onu. Ya ben koşu ayet var yapmam özümden. Hazır ki düşünceler şuna kal mı? Kuda bir yanda bunu geçeyim. Muğunca manakası var. Muğunca pulu var. Braderler Allah bir yanı pul bulan bu miydi? İman bulan, etikad bulan buladı. Ha pulam yakşı. Lekin pul Allah onu aziz kıyanlığını birinci belgesemez. Hem Müslüman hem küçlü, kuvvetli, boy, badalat boyanı yakşı. Lekin maksat bu pulmaz, kuvvetmez. Yine kaytarı bir hemen sorabı. Allah peygamberimizge dünya matasını bilmeyen payette har kıldı mı? Ya izzet ikram kıldı mı? Eğer kimdir har kıldı dese bu adam yorgan yapırken boladı. Bilmeye yapırken boladı. Kimgedir Allah-u Teala dünyanı bilmeye aziz kıladı. Yani kimlerindir Allah-u Teala dünyanı koluyu verip koyup durup har kıladı. Kimidir fakirliği bilen aziz kıladı. Kimidir bali bilen har kıladı. İnneme utituhu ala ilmin indi dedi. Kim? Karun. Men dedi bu nasalarga dedi. Baliğini görsatıp durup. Özümü ilmim bilen yetiştim. Bana şu nasabdan aziz de bildi özünü. Allah da Allah yer gibi yuttur vardı mı? Baliğini yem, havlasını yem, özünü yem. Demek kembağallık ceza olmaz. Balik mükafatmaz. Hadice raziyallahu anh'a özüde nemeye kibar bosa peygamberimiz peygamber boyanıdan keyin Allah ve Rasulü'nün yolu geçin deyip taşap koydu. Rasulullah peygamber boyanıdan keyin vahiyini kabul kıyandan keyin Hadice namaz etken ki ya Rasulullah menden neme bosa Allah ve Rasulü'nün yolu da dedi fida dedi. Bunu ben de geldim. Demek peygamber bugünge kadar yani 15 yıl var. Şu 15 yılda peygamberimiz özünü mehneti bilen bakkan özünü. Hatınını hesabıdan yaşayamaz. Gartı bu şahs şunasları etken edik. Peygamber bugünden keyin endi dünya işini koyayım.
Bozorga çıkmayın, ticaret kımayın. Menin hemen bozu Allah için fida degen edi. Demek 15 yıl Peygamberimiz ne kadar gereken? Tırışlıkını özü ötküz gereken. Hatınlık sabıdan gün geçirme gereken. Alem yecidike yetimen fe ava ve vecedeke dallen fe hede ve vecedeke ailen fe ağna. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Parvardigarınız sizni yetim halde topgeç başbana vermedi mi? O zat sizni gümrah, gafil halde topup hak yolda hidayet kılıp koydu ki. O zat sizni kembeğal halde topup boy kılıp koydu ki. Bu şerife, boy, ayol mumullarga ona buluştu ki baktığı müyesser oldu. Seyyidül Mürselin'in ayolı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e özünü bağırıp burdunu beriştik şerefine baktığı yerişti. Rasulullah'ın davetine Hadice anamız malı bilen yardımcı bo'lgan. Qancha savob oldu ki ne? Bir maçtı svetini menden de koysa bura. Bir maçtı ısıtışı menden de koyan bosa. Peki bir maçtı gilam sabir koyan bosa. Qancha acır bop gitti deyimiz. Bu ayol kimge? Kimge madadkar, kimge yardımcı bo'lu yaptı? Bir fikir görüyorlar da. Muhammed Aleyhisselam yordamchi olyapti birodarlar. Qaniyne ki o ayol hazır deyin. Eğer üke talibi ilim bosa, aka unga infoq qilayotgan bosa, 5 yıl yoki 4 yıl bir üniversitet mi de, camiye mi de, madrasa mi de okudu üke, aka 4-5 yıl onu taminatını özünün zimmesine aldı. Üke bir ilimli adam bunu yetişti. Aytin ki, ükege beriladigan, ilim arkali beriladigan acir, bana şu acirden akigen beriladi mi? Ha? Çünkü hakiki kahraman şu aka 5 yıl ülkesini okututtu. 5 yıl kiyim keçege, yol kirası, karnı kitabı, bardı kelisinin zimmesi yaptı. Bu bala topgen, sahaptan kança bosa, akası gen şunca verildi. Bir buralarımız etken idi. Ben tıbbiyat fakültete de okuyayım ben, mitfakta. Ha, kim töyledi? Akam var. Akam kütarada hamı sarparcadı mı, hınar kıladı. Mehneti bilen topgen puludan ülkesi ki sarpa yaptı. Aydın ki şu akan işi kahramanlığı mı kahramanlığı mı mı? Okutma kendi bola mıydı? Bu mesele. Kudüs şimdi hoşa geldi biraderler. Allah da Allah razı boladırken işge. Bir adam hizmet kılıyken bosa. Çünkü kendi kömekçi buluştuk. Onu topayken acilge şerif buluştuk de gene. Men lem yeşgürin nese lem yeşgürille. Adamlar ki rahmet diyemegen. Adamların yaşlılığını kör olmayan, bilmeyen adam Allah'a hem şükür geldir olmayıydı. Adamlarına şükür geldir olmayan adam Allah'a hem şükür geldir olmayıydı. Kança kança talebe ilimde yürgen okulçu bollar var. Kembe kaldı bolası. Zor zihinli bollar. Öşü okuyken okuşu da bir kantragını tol olmayıydı. Kitabı ge pul yok. Yol kirası ge bir imkaniyet yok. Kaysdır bir savdogar, bir boy musulmon şunu özümüz zimmasiga olsa. Mana şu talibni o'qishi yordam bersa, dinda olim bo'lsa, handasada olim bo'lsa, tabobatda olim bo'lsa, bir sohani kuchli bir mutaxassis bo'lib yetsa. Şu adam ummatiga, xalqiga xizmat qilsa, topgan savobidan unga yordam bergan savdogarga ham ajr bormi? Qop ketadi birodarlar. Topkanımızı yarımını yem işletülgümeyimiz. Kop getirdi. Kop getirdi. Şimdi üçünden kançasını özümüzü maketip olalımız. Mesela şu binada özünü alaydık. Kimdir şu binada yaptırıp maçit kıbirdi? Kimdir tamir kıldı? Kimdir tamirge hıstasını koştu? Kimdir cihazlaşge yordam verdi? Bana hazı körüp durursunlar. Keyin, yoru, kule, yumuşak maçitde oturup durursun. Tartipli, toza, bir çırali hana. Ve bana şöyle otururken her bittiğimiz benim cennetim de oturup biz. Cennet meneke de oturup biz. Çünkü 30 gün roza tutu yapan, 30 gün hatma da oturup ben benim hakkım var cennette de oturup biz. Bana şu işin üstünde hizmetli turganlar. Bana şu işin arkasında turganlar da her bittiğisi ki siz bana bizi kılıkken şimdiden ne var? Mescidimizde bana şunu diye halat ki gelişir ki hıssasını koşken her bitti adam ki şu yerde kılın alıyken her bitti sevaptan ölüş var, acil var. Buradalar Allah kerim zat. Kimdir masala qiladi? Kimdir imomlik ko'tadi? Kimdir Qur'on tilovat qilib beradi? Kimdir ilm tarqatadi? Yana kimdir quloq tutadi?
Odamlar birbirlarining haqqini tanamasligi mumkin. Bir ikkinchisini haqqini ado qila olmasligi mumkin. Lekin Alloh taolo hech kimni haqqini unutmaydi. Yana biz shu yerda o'tirganlarda shuncha ajr bor. Yana siz bilan biz o'tib ketgandan keyin bu masjidda qancha xayrli ish bo'lsa, shu masjidda xizmatida turgan odamlarga ajr bor. Ular o'lib ketganidan keyin ham. Hadija onamiz kimga yordamchi bo'libdi? Muhammad aleyhis. Savobi qancha bo'ldi ekan-a? Savobi qancha bo'ldi ekan-a? Demak, Allohni roziligi uchun bo'layotgan ishlarda har birimiz hissamizni qo'shaylik. Kim bor puli bilan? Kim bor hunari bilan? Kim bor maslahati bilan? Kim bor oyoq qo'li bilan? Oyoq qo'li bilan. Shunga ham yaramaymizmi? Yana kim uchun qilamiz bu narsani, yigitlar? Aytinglar-chi. Albatta katta bir jangda bir taraf yengsa, shu yengan qo'shinni qo'mondon aytiladi. Palonchi qo'mondon yengdi deydi. Shu to'g'rimi? Yo'q. Jangda askarlar yengadi. Askarlar qurbon bo'ladigan ham shu askarlar bo'ladi. Loy kechadigan, qon kechadigan askarlar bor, lekin hech kim tanimaydi ularni. Sharaf kimga ketadi? Qo'mondonga ketadi. Musulmon odam mana shuni bir katta xayrli ishga hissasini qo'shgan bo'lsa, biroq bilmaydi-da uni. Uni atini aytmayapti hech kim. Domlani tanigandek, qorini tanigandek hech kim tanimayapti-da, hech kim bilmaydi ularni qilayotgan xizmatini. Agar birodarlar, inson o'zini tanisa kimligini, nima uchun ish qilayotganligini tushunsa, birovlar tanishi, tanamasligining ahamiyati yo'q unga. Aksincha, hech kim tanimasa xursand bo'ladi. Ixlosiga putur yetmaydi-da. Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning huzuriga xalifa bo'lib turganida Nahovand ma'rakasidan elchi keldi. Forsga bo'lgan musulmonlarning yurishlarida mana shu Nahovand ma'rakasi juda bir katta janglardan bittasi bo'lgan. Elchi keldida juda ko'p musulmonlar shahid bo'lishdi dedi. Umar ibn Xattob kimlar edi ular dedi. Elchi siz tanimaysiz ular dedi. Umar ibn Xattob yig'ladi. So'ngra men bilmaganim bilan dedi. Alloh ularni biladi dedi. Demak birodarlar, Alloh rozi bo'ladigan ishga hissamizni qo'shib qolaylik. Bu biz uchun kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni masjidga kirganlarida masjid chiroqlar ilinib, yorug' bo'lib qolgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rdida, kim buni yorug' qildi? Kim yoritdi masjidni deb so'radilar. Shunda odamlar Tamimuddariy deydi. Payg'ambarimiz u kishiga qarab turib, "Navvarallohu qalbaka kama navvartal masjid" dedi. Masjidni munavvar qilganingizdek, Alloh sizni qalbingizni munavvar qilsin dedi. Masjidning xizmatida, da'vatning xizmatida, ilmni, dinni xizmati turgan siz bilan biz tanimaydigan aka-ukalarimiz ko'p. Ularga bizni tanishimiz, ularni atini aytib duo qilishimizning hojati yo'q. Chunki kim uchun qilyapti ular? Alloh uchun qilyapti. Shuni o'zi ularga kifoya qiladi. Alloh subhanahu va taolo har birimizni qilayotgan amallarimizni xolis o'zini roziligi uchun bo'lishigini tavfiqini bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.